Evet arkadaşlar, Adana'nın en büyük sorunu trafik. Burada köklü bir çözüm bulmak için yıllardır konuşuyoruz efendim. Görüşmeler yapıyoruz. Güzel bir ses geldi. Karahisar'da Belediye Başkanı Sayın Saadettin Bey bununla ilgili o da çalışmalar yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü hem Karahisar'ın gelişmesi için. Şimdi Saadettin Bey'in bir projesi var. Bizim otoban, Adana şehir içerisinde geçen otoban aslında yanlış geçti bu. Mississin oradan alınıp organize sanayi bölgesinden, Sarıçam ilçesinden, Seyhan Baraj Gölü'nün kuzeyinden, Çatalan Barajı'nın hemen altından, iki barajın arasından Karahisarlı'ya, oradan Nergizlik'ten Belemedik Bozantı'ya bağlanacak. Güzel bir yol. Hem Adana şehir trafiğini rahatlatacak, hem Karahisarlı'yı geliştirecek, hem Adana Pozantı arasını yani süre olarak yer yere düşürecek. Fakat burada bir olmaz var. O da şimdi Karahisarlı'nın arkasından o Nergizlik'ten geçerken orada 7 kilometrelik bir tünel açılması lazım. Şimdi 7 kilometrelik tünel de otoban için sıkıntı. Yani tünel içerisinde birçok olaylar olduğu zaman trafik akışıyla ilgili bu olumsuz etki yapıyor. Burada bir sıkıntı var. Fakat şöyle düşünün, yani Adana şehir içerisinden otoban geçmez iken, yani karayolu, D400 karayolu kullanılırken şehir arası yolda, bundan 70 yıl önce Menderes hükümeti, efendim yine Mississin oradan, yani Ceyhan girişi Mississin oradan, efendim Çimento'nun arkasından, Havutlu'dan, Çokobili'nin arkasından, Büyükdikili'den Salbaş'a giriyor, Salbaş'tan Kapuz'u geçiyor, Belemedik Pozantı. Ne kadar güzel bir yol. Yani şimdi bu proje var. Hatta bazen belediye başkan adayları zaman zaman bu projeye atıfta bulunarak işte buradan çevre yolunun geçeceğinden veya işte efendim trafiğin rahatlatacaklarından bahsederler. Aslında bu proje var. Şimdi bu proje bir, bunu yapalım. Bu olması gereken bir şey. Saadettin Bey'in söylediği otobanı da yapalım. Bunları işte Salbaşı'nın üstünde bir yerde birleştirirsek, yani inanın Mersin'den Pozantı'ya gidecek transit geçişler dahi bu yolu kullanır. Çünkü Güylek Boğazı gerçekten çok dar bir boğaz. Virajı var, bir de müthiş eğimi var. Yani Akçatekir'i zirve kabul edersek, hem Pozantı'ya doğru o 10 kilometrelik müthiş bir eğim var, hem de aşağıya Güylek doğru, Adana'ya doğru müthiş bir eğimi var. Yani burada ağır tonajlı arabalar efendim hız yapamıyor, frenleri tutmuyor, balataları yanıyor, bazen araçlar tutuşuyor, bazen balataları, frenleri patladığı için de efendim kazalara sebebiyet veriyor. Bunu önlemek için kaçış rampaları yapmışlar. Şimdi iki tane Pozantı'ya doğru kaçış rampası var, iki tane de Adana'ya doğru kaçış rampası var. Şimdi ama o ağır tonajlı arabalar, trafik o kadar yoğun, efendim bazen kaçış rampasına giriyor o freni patlayan arabalar, kaçış rampası da kurtarmıyor, arkaya düşüyorlar, kazalar oluyor, ölümler oluyor. Bunları biliyoruz. Şimdi bu daha önce 70 yıl önce Menderes hükümetinin çizmiş olduğu bu güzergahı kullanırsak burada eğim olmaz. Yani o Çakıt Deresi'ni kullanacağız. Çakıt Deresi'nin hizasından efendim işte yükselti yok, inilti yok, yani rampa yok, viyadük yok. Yani çok az bir efendim masrafla buraya geçebiliriz. Hem trafiği rahatlatırız, hem ulaşım rahatlar, hem süre rahatlar, hem Adana'da efendim bu şeyi kullanmış olur, bu çevre yollarını kullanmış olur. Yani Adana'ya uğramadan Antep'ten, Hatay'dan, Maraş'tan gelen arabalar rahatlıkla bu çevre yollarına geçip giderler. Şimdi yıllar önce bu otoban yapılırken tabi Adana bunu kullanamıyordu. Yani araçlar doğudan batıya doğru, batıdan doğuya doğru transit geçiyorlardı. Sonra ne yaptılar? Dediler ki bunu şehir içinden geçen bölümlerini Adana trafiği kullansın. Güzel oldu. Hatta bugünlerde o birkaç tane daha giriş çıkışlar yaptılar. Adana trafiği bunu kullanmaya başladı. Ama şimdi otoban trafiği o kadar ağırlaştı ki bunu kaldırmıyor. Şimdi otoban biliyorsunuz özel yollar, paralı yollar. Efendim bu trafikler şehir içinde kullanmaya başlayınca
Abi neler oldu neler. Şimdi bu biliyorsunuz Ankara'da bizim Adana dernekleri var. Adana milletvekillerimiz var. Hatta Adanalı olup da başka ilden milletvekili seçilen arkadaşlarımız var mecliste. Şimdi bu Adana dernekleri, Adana milletvekillerimiz bu Adana trafiğine acilen bir çözüm bulmaları lazım. Yani belki belediyenin işi olmayabilir. Belediye sadece bir öneri sunar. Dernekler bir öneri sunar ama bu devletin işi. Yani hükümetin işi. Arkadaşlar bunun şakası yok. Yani düşünün Adana trafiğine veya ülke trafiğine her gün kaç tane araç giriyor? Bu araç için ne kadar bulvar ve efendim yeni yolların açılması gerekiyor? Bir hesap edin. Bu yollar kaldırmıyor. Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi kaç tane yeni bulvar yaptı? Kaç tane yeni kavşak açtı? Yok. Yani bu bizim hem Saadettin Bey'in hem Karaysalı Belediye Başkanı Saadettin Bey'in bu projesi 5 yıldır çalışıyoruz üzerinde diyor. Biz 20 yıldır çalışıyoruz bu güneyden geçecek çevre yolu için. Zaten bu projede de var. Bu iki yolla yapılsın. Valla Adana'nın 50 yıl trafik sorunu kalmaz. Yani çevre trafik sorunu kalmaz. Şehir içi devam edebilir. O ayrı bir konu. Bizim önerimiz bu efendim. Bunları çalışalım. Buradan Ankara'daki Adana derneklerine de sesleniyoruz. Oradan öyle efendim yani dernek olmak kolay değil. Adana'nın sesini duyun. Adana'nın sesini duyurun.